Son 7-8 aydır konuştuğumuz bir mesele, hatta yılda 8'dir artarak da konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü kira artışları devam ediyor efendim. Özellikle büyük şehirlerde. Mesela en çok İstanbul'u konuşuyorduk ama şimdi geleceğiz bir İzmir'e bakacağız. Aslında hemen hemen her yere bu sıkıntı yayılmaya başladı. Ve hal öyle ki pek çok beyaz yakalı çalışan mesela. Hani normalde beklentimiz nedir? Okulumuzu okuduk, işe girdik, artık kendi ayaklarımızın üzerinde durmak isteriz. Ama maalesef ki bu pek mümkün değil. Pek çok kişi artık ailesinin evinde yaşamaya ya devam ediyor ya da taşındıysa da ailesinin evine konut kirasını karşılayamadığı için geri dönüyor. Ay önce ya da 4 ay önce 2000-2500 liraya tutabileceğimiz bir evi şu anda 3500-4000-5000 bandına çıktı. Fiyatlar aldı başına gitti. Yani İzmir'de konut açığı çok fazla. Malum pandemi döneminde öğrenciler geldi. İkinci dalga yeni kazanan öğrenciler geldi. Şimdi yenileri daha gelecek. Kiralık ev kalmadı. Maalesef şu anda elimizde, yani emlakçıların elinde de şu anda ev kalmadı. Kimileri çağrıyı ailelerinin evlerine dönüşte buldu. En son annemle bile görüşüp şey dedim, artık sizin evinize yerleşeceğim herhalde. Çocuklar rahat yaşamak varken, özgür yaşamak varken annenin babanın evine sığınmaları hiç hoşuma gitmiyor. Bu durumdayız. Pandeminin üzerine Rusya-Ukrayna savaşı geldi. Tüm dünyada fiyatlar uçtu. Bir de konut yetersizliği eklenince İzmirliler konut krizi yaşamaya başladı. Bir aydır ev bakıyoruz ama hiçbir şekilde ev bulamıyoruz şu anda. Eski evler bile şu an 3,5-4 bin arasında değişiyor. Yalnız başına yaşayanlar aile evlerine geri dönmeye başladı. En son annemle bile görüşüp şey dedim, artık sizin evinize yerleşeceğim herhalde. Aileler de fiyatlardan şikayetçi. Kiralar arttırdılar, fırsatçılar çoğaldı. Çocuklarımızı mağdur durumda bıraktılar. Ne yapacağız? Alacağız çocuklarımızı, bakacağız. Efendim bir yandan şimdi yüksek kiraları konuşuyoruz ama bir yanda da işin içinde bir ironi var. Konut fiyatları onlardan daha da hızlı arttığı için kira getirileri neredeyse yerinde sayıyor. Hani satılık ev fiyatlarının yerine. Bu durumda da konut değerinin kendini amorta etme süresi gitgide uzuyor. Konut fiyatlarının artışıyla kira geri dönüşünün, yani konut değerinin kendini amorte etme süresinin de hayli yükseldiği ortaya çıktı. Önceden İstanbul'da bir konutun amorte etme süresi 230 aydı, ancak bu sene bu süre 271 aya yükseldi. Dünya genelinde büyük şehirlerde konutların kira geri dönüş süresi 200 ila 250 ay arasında değişirken Türkiye'de birçok kente bu aralık yukarı yönlü şekilde aşıldı. Genel olarak Türkiye'de konut yatırımında mevcut dünya ölçeğinde kullanılan yıl kavramı çok uygun gelmiyor. Yani dünyada biliyorsunuz genel yaklaşım 10-12 yıl şeklindedir. Fakat Türkiye'de bu genelde uzar, yani büyür. Yapılan araştırmaların ardından Türkiye'deki 20 büyük şehir arasından 18'inde kira dönüş süresinin ciddi oranda bir artış yaşadığı gözlemlendi. Peki bu artışın en önemli sebebi ne? Buradaki en önemli denklem tabii ki Türkiye'de gayrimenkul fiyatları artıyor. Yani gayrimenkul fiyatları dünyadaki geri dönüş hesabı yapıldığında diğer ülkelerde fiyatlar genelde stabil kalabiliyor. Çok fazla artış sağlamazken Türkiye'de kira getirisi çok yüksek olmayan mülklerde bile gayrimenkulün değeri çok artıyor. Yurt dışında bulunan gayrimenkuller örneğin 500 bin euro iken 2 sene sonra az miktarda bir artış yaşanarak alınabiliyor. Türkiye'de ise 500 bin lira değerinde olan bir konut 2 sene sonra 5-6 katı fiyatına alınabiliyor. Ancak bu artış kira artışına yansımıyor. Bundan 2 sene evvel 500 bin lira olan gayrimenkul 3 milyon liraya çıkıyor ve gayrimenkul değer kazanıyor. Yani Avrupa'da 500 bin euro olan bir gayrimenkulü örneğin Fransa'da birkaç sene sonra 550 bin euroya alıyorsunuz. Yani oradaki değer artışı kira geliri anlamında bakıldığı zaman matematiksel olarak o yıllara örtüşüyor ve uyuyor. Bizde uymuyor. Çünkü bizde kira geliri aslında hiçbir zaman beklenilenin üstünde olmuyor. Kira her zaman düşük kalıyor.